Herkese merhaba, ben Sabri Küstür. LG G2'nin lansmanı dün gerçekleşmişti ve izlenimlerimizi sizlere aktarmıştık. LG G2 test merkezimize ulaştı. Bu telefonun detaylı incelemesini çok yakında Teknoblog'da bulacaksınız. Öncelikle bu telefonun kutu açılışını hep beraber yapalım dedik. Gelin hep beraber LG G2'yi kutusundan çıkaralım. Evet, gördüğünüz LG G2 elimizde beyaz renkli versiyon var. Fazla büyük olmayan, çevre dostu bir ambalajla geliyor LG G2 ve telefonun kapağını kaldırdığımızda, ambalajın kapağını kaldırdığımızda karşımıza LG G2 çıkıyor. LG G2'nin üzeri bir bantla koruyucu bir jelatinle kaplı ve burada telefonun genel özelliklerini, dikkat çekici, göze çarpan teknik özelliklerini görüyoruz. Nokon var mesela, biliyorsunuz ekranı uyandırmayı sağlayan bir özellik var. 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 800 işlemci bulunuyor bu telefonda. Full HD IPS ekran var, 5.2 inçlik köşeden köşe uzunluğuna sahip ve 1920x1080 çözünürlük sunuyor. Arkadaki 13 megapiksel kamera optik imaj sabitleme, optik görüntü sabitleme özelliğine sahip ve 3000 mAh'lik güçlü bir batarya bulunuyor LG G2'de. LG G2'nin arkasında gördüğünüz sihirli tuş var. Normalde telefonu kullanırken işaret parmağımız genellikle boşta duruyor. İşte LG boşta duran bu işaret parmağını gördüğünüz gibi sihirli tuşu arkaya yerleştirerek bu parmağa biraz da görev veriyor, işlev kazandırıyor. Bu şekilde güzel ön bölümde ekranı tamamıyla kaplayan, ekranın ön bölümü tamamıyla kapladığı bir yapı var LG G2'de. Bu telefonla ilgili detayları dediğim gibi ilerleyen günlerde Teknoblog'da bulacaksınız. Devam edelim. Hızlı bir başlangıç kılavuzu var kutudan çıkan, gördüğünüz gibi. Bunun yanı sıra daha önce Optimus G Pro'da da gördüğümüz Quad Beat kulaklıklar LG G2'de de karşımıza çıkıyor. Bu kulaklık gördüğünüz gibi topuzlu bir kulaklık. Kulak yolunu tamamen kapatan, kulak kanalını tamamen kapatan ve sizin ortamdan izole olmanızı sağlayan bir kulaklık topuzu var. Bunun dışına gördüğünüz gibi seyahat şarj adaptörü ve USB kablosu da LG G2'nin kutusundan çıkan diğer unsurlar arasında. Tabii bir de şunu unutmayalım. Bir tane mikro SIM kart yuvasından SIM kartı çıkarmak için kullanılan bir iğne var. Görmüş olduğunuz gibi üzerinde G harfi var. Şu anda ters oluyor ama G harfi, güzel bir iğne. Bu da G2'nin kutusunun içinden çıkan diğer bileşenler, diğer parçalar arasında yer alıyor. Söylediğim gibi LG G2 ile ilgili detaylı incelemeyi çok yakında Teknoblog'da bulacaksınız. O zamana kadar biz bu telefonu kurcalayalım, biraz fotoğraf çekelim, performansına bakalım, testler yapalım. Hepsini de çok yakında sizlere aktaralım. Şimdilik bu kadar. Teknoblog'dan ayrılmayın.